çıkmış. Onlar olur. Hayır, mi? İzin verir misiniz? Niye şimdi bu bunları, kitaplar yayınlandı, siz de, bir şey olmadı? Siz de belirttiğiniz gibi. Niye bakın, bu kitaplara bir şey olmuyor? Bakın benim de kitabım yayınlandı ve bana bir şey oldu. Nazlı Hanım, bana bir şey oldu bakın. Kuşatılan Türkiye 22. baskısı. Bu kitap nedeniyle ben bir yurt dışına bir konferansa Almanya'da davet edildim. Davetten uçağımın kalkmasına bir gün kala ben gözaltına alındım. Ergenekon soruşturması nedeniyle ve esas olarak bu kitap soruldu bana. Başka ilişkiler mi? Hayır. Yani şimdi sonra ben tutuksuz yargılanıyorum bu dava. 3 gün gözaltında kaldım. Evet. Şubat 2009'da gittim ben. 2 ay sonra. Yurt dışı çıkış yasağım falan yoktu. Gittim 2 konferansa katıldım. Birinci gün Almanca, Almanlara yönelik bir konferanstı. 2 gün sonra da Türklere yönelik bir konferans. Sonra orada Zaman Gazetesi'nin Almanya temsilcisinin eyalet hükümetine 2 sayfalık başvurusunu bana gösterdiler. Bu konferansı yasaklatmak istemiş. Neyse, o hikayesi uzun. Bu belgelerin hepsini mahkemeye sundum. Bütün katılımcılarımdan. Döndüm 2 gün sonra. Bütün katılımcılarımdan rica edeyim. Siz de gayet iyi bilirsiniz. İzin verirseniz siz de böyle şey programlar yaptınız Merdan Bey. Doğrudan. Bir şey söyleyeyim. Karşılık gerektirecek şeylerde bizi yayıncı olarak sıkıntıya sokmayın. Hayır, sıkıntıya sokmuyorum. Hı. 6 Şubat'ta döndüm. 8 Şubat'ta bana yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Hiçbir gerekçesi yok. Ben yurt dışına gittim. Kaçmadım yani. Geri geldim. Gözaltına alındığım için Alman basında 69 tane haber çıkmış. 3 televizyon benimle program yaptı, konferansı ilişkin. Ve ben yine pasaportumla çıktığım gibi aynı yöntemle yine uçak Yeşilköy Havalanı'ndan geri geldim. Kaçmadım etmedim ama bana yurt dışına çıkış yasağı kondu. Yani insanların başına bir şey geliyor, onu demek istiyorum. Kitap yazdınız mı, geliyor. Gelmiyor değil. Şimdi burada...